Merhaba sevgili dostlar, videolarıma hoş geldiniz. Belarus'tan hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sevgili dostlar, bu videoyu sizlere dünyada gezip görebileceğiniz en güzel şehirlerden bir tanesi olan Minsk'ten sesleniyorum, Minsk'ten çekiyorum arkadaşlar. Sevgili dostlar, şu anda bulunduğum yer Minsk'te Zafer Anıtı. Oldukça geniş bir alana sahip olan bu anıt, 1941 ve 45 yılları arasında Nazi Almanya'sının Belarus'u işgali sırasında ölen askerler anısına dikilmiş çok şahane bir anıt. Ve bir kat altında da ölen askerlerin isimlerini ve fotoğraflarını rahatlıkla görebilirsiniz. Burası 24 saat halka açık bir yer arkadaşlar. Minsk'e gelen bütün turistlerin uğrak yerlerinden bir tanesi. Bu mimari arkadaşlar, bu tarz mimariler Sovyetler tarzını yansıtan mimariler. Genelde şehrin birçok yerinde daha çok zafer anıtı ve savaştan kalma, savaşı anlatan anıtlar, resimler mevcut. Bu da onlardan bir tanesi. Sevgili dostlar, anıtın bir alt katında rahatlıkla dolaşabilirsiniz. Burası hem metro istasyonuna gidiyor hem de yukarıdaki caddelerde Minsk'in her yerine ulaşabilirsiniz. Oldukça güzel dizayn edilmiş, 41-45 yılları arasında ölen askerler anısını yapılmış ve onların isimlerinin, fotoğraflarının bulunduğu ve o tarihi anlatan güzel tabelalar, levhalar ve güzel tarihçesi mevcut arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Burası anıtın altı. Bakın. Çok güzel arkadaşlar. Yukarıda sönmeyen ateş var. Duvarlar oldukça güzel süslenmiş. Çelenk görünümünde bir aydınlatma mevcut. Bu şekilde bütün alt katı dolanabiliyorsunuz. Şimdi evet. Zafer Anıtı'ndan çıktıktan sonra bu caddeyi düz bir şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Şu caddelerin, kaldırımların genişliğine bakar mısınız? Böyle bir şey yok. Zafer Anıtı'nın sol tarafında Gorki Parkı var arkadaşlar. En üst tepesinde Luna Park var. Ailenize oldukça rahat bir şekilde bir gününüzü ayırabilirsiniz arkadaşlar bu parka. Devamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı var. Lenin heykelinin olduğu yere gideceğiz. Poezdabna Vokzal, yani tren istasyonu, otobüs terminali vesaire. Yani bu civardaki bütün şehri simgeleyen anıtları, kilise, müze, tiyatro binası, her yeri gezeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım.
Minsk'e geldiğinizde gezilebileceğiniz yerlerden bir tanesi de bu arkamda gördüğünüz Cumhuriyet Sarayı arkadaşlar. Burası hali hazırda resmi törenler ve davetler için kullanılan oldukça güzel bir mekan. Yine alanın genişliğini görebiliyorsunuz değil mi? Şehrin birçok yerinde dikilen anıtların etrafı bu şekilde geniş alanlarla mevcut. Yine dediğim gibi şehre gelen turistlerin ve gezginlerin uğrak noktalarından bir tanesi arkadaşlar. Bu arkamda gördüğünüz yapıyı gece fotoğraflayacağım, videolayacağım. Gece şahane görünüyor arkadaşlar. Heykelden, resimden anlayan arkadaşlar varsa gece ince ayrıntılarına dikkat etmelerini istiyorum. Haydi bakalım gezmeye devam ediyoruz. Binalarının alt taraflarında arkadaşlar kafeler, barlar görebilirsiniz rahatlıkla. İnsanlar akşam üzeri iş çıkışında buraları tıklım tıklım dolduruyor, görüyor musunuz? Merhaba. Evet dostlar, bu şekilde gezmeye devam ediyoruz. Şuradan bir geçelim. Ya motor sesi ya çocuk sesi abi. Bakın aileler buralara oturmuşlar. Akşam üzeri veya günün her saati yemeklerini yiyorlar, kahvelerini yudumluyorlar. Minsk kültüründe bizlerde olduğu gibi akşam saatlerce mutfakta vakit geçirmek, yemek yapmak vesaire gibi alışkanlıklar yok arkadaşlar. Bu ihtiyaçların daha çok kafelerde ve restoranlarda gideriyorlar. Akşam en fazla belki çay kahve içiyor olabilirler. Yine bu dediğim gibi tarihi binaların altlarındaki kafeler ağzına kadar tıklım tıklım dolu, görüyorsunuz. Günün her saati oldukça yoğun olduğunu fark edebiliyorum. Motor nasıl?
Sevgili dostlar, gezmeye devam ediyoruz. Bu arkamda gördüğünüz yapı Simon ve Helena Kilisesi. Yani diğer bir adıyla Kırmızı Kilise diye geçiyor arkadaşlar. Yine turistlerin ve gezginlerin uğrak noktalarından bir tanesi. Yine bu arkamda gördüğünüz gelişçi alan belediye sarayı, belediye binası arkadaşlar. Ve tabii ki de Hazreti Lenin heykelini her yerde olduğu gibi burada da görebilirsiniz. Oldukça geniş bir alana sahip. Yine törenlerin düzenlendiği resmi dairelerden ve mekanlardan, alanlardan bir yer. Bakar mısınız şu ihtişama? Şu ihtişama bakar mısınız arkadaşlar? Bu şehri seviyorum. Bu şehri seviyorum arkadaşlar. Bu küçücük şehre büyük geniş yollar, kaldırımlar, caddeler yapmışlar arkadaşlar. 41 ve 45 savaşlarından sonra Nazi Almanyası bütün ülkeyi, bütün şehirleri yerle bir etmiş. Bunlarla demişler ki, ulan biz bu şehri yıkar tekrar yeniden yaparız demişler. Bu çevrede gördüğünüz ve videolarda gördüğünüz yapıların birçoğu 50'lerden 2002 yıllarına kadar yapılan yeni binalar. Ama yine tarihi binalarda azımsanılacak derecede görebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle kiliseler, müzeler, tiyatro merkezi ve opera binaları Sovyetlerden kalma, hatta daha da eskiye giden yapılar olarak geçiyor. Sevgili canlar, karşımızda da üniversite var. Karşıya geçmeyi düşünmüyorum tabii ki. Buradan devam ediyoruz şimdi. Yine etrafta gezen turistleri oldukça fazla görebilirsiniz sevgili dostlar. İnsan gerçekten bakmaya doyamıyor. Dediğim gibi Minsk dünyada görebileceğiniz en güzel, en nadide şehirlerden bir şehir arkadaşlar. Slav ırkı olması hasebiyle tabii ki Ruslara benziyorlar. Pagan kültürünü yansıtan çeşitli aylarda, günlerde törenleri var. Efendime söyleyeyim, 41 ve 45 savaşlarında ve daha önceki savaşlarda ölen askerler anıtında birçok yerde heykeller, müzeler ve sanat eserleri görebilirsiniz arkadaşlar. Ya bunun yanında şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani Rusya, Ukrayna, Belarus halkı birbirine ne kadar benzese de arkadaşlar, kendilerine has karakterleri ve kültürleri oturmuş durumda. Yani Belarus halkının kendine has kültürleri ve karakterleri var. Örneğin bir tanesi, insanlar, özellikle kadınlar, aşırı derecede kibar ve nazik. Alışverişte olsun, sosyal hayatta olsun. Trafik kurallarına 10 numara saygı gösteriyorlar. Yani ben bunu kıyaslama anlamında söylemiyorum. Kedi köpek sokaklarda göremiyorsunuz. Tabii ki her yerde olduğu gibi buralarda da göremiyorsunuz. Ama evlerde çok kedi köpek besleyen insanlar mevcut. Bunun yanında kendi kültürlerine Ortodoks mezhebine mensuplar. Ortodoks mezhebine mensuplar fakat kendi pagan kültüründen gelen adetlerini de yaşatmaya çalışıyorlar. Aile bağları kuvvetli. Dedüşkü, babüşkü hafta sonları bir araya gelip bütün akraba, sülale, silsile ne yapıyorlar? Yeme, içme, piknik, mangal vesaire gibi alışkanlıklarını devam ettiriyorlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu leyle Belarus'ta oldukça fazla yerde görebilirsiniz. Leylek figürünü ve leylek heykellerini. Evet sevgili dostlar, gezmeye devam ediyoruz. Haydi bakalım, aşağıya gidiyoruz, aşağıya. Ne var aşağıda göstereceğim şimdi, hadi.
yüksek. Матрица. Матрица? Вот это? Болванка. Ну, это некрасиво слово. Назовем тогда это жетончик, хорошо? А, я же хотела. Вот кладем жетончик. А? Я же хотела склеить. Такую, да, хотел? Да. Вот она и будет сверху. А. Вот, смотри. И вот такую сверху. Угу. Вот. Накрываем все вместе. Бери. Монетка получит. Левой рукой берет надо. Ну ладно, правой взяла. Смотри, смотри. Хорошо. Покажи. Смотри. Покажи туда. Смотри, возьми. Смотри. Хорошо. Все, не потеряй, хорошо? Böyle bir manzara gördünüz mü hayatınızda? Bakar mısınız? Bak 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 bak. Gökyüzüne dokunuyorum arkadaşlar. Gökyüzüne dokunuyorum. Böyle bir manzara yok. Bir tarafımda Holy Spirit Kilisesi, bir tarafımda konser veriliyor. Bir tarafımda güneşin batışı arkadaşlar. Böyle bir şey yok. İşte bu insanlar, bu Belarus halkı eğlenmeyi seviyorlar arkadaşlar. Anlaşabildim mi? Eğlenmeyi seviyorlar. Evet dostlar, nereye geldik? Şimdiki durağımız tabii ki Holy Spirit Kilisesi. Holy Spirit Kilisesi'ne bir selaman kavlen diyeyim bakalım arkadaşlar. Çok güzel bir mimarisi var. 10 numara 5 yıldız. Çok seviyorum. Holy Spirit Kilisesi'nin arkadaşlar barok tarzında mimarisi var. İçeri gireceğim biraz sonra. Video almama izin verirlerse göstereceğim. Barok tarzı, yani hareketli portre ve resimlerden oluşan bir sanat dalı arkadaşlar. Avrupa'dan yayılmıştır dünyaya diyelim. Ve bu manzaranın tadını çıkaralım. Bakar mısınız şuna? Abi kiliseye mi bakayım? Güneşin batışına mı bakayım? Kızlara mı bakayım? Karar veremedim. 10 numara 5 yıldız. Her zaman söylüyorum. Siz güneşin batışına bakın. Ben kiliseye giriyorum arkadaşlar. Günah çıkarmak istiyorum. Çok günahkarım. Kiliseden çıktık, devam ediyoruz. Arkadaşlar gezi seyahat böyle, hadi bakalım. Şehrin manzarasıyla, yani şehrin ruhuyla, nefesiyle sizleri baş başa bırakıyorum. На дворе 83-й год. На киностудии «Мосфильм» начались съемки двухсерийного фильма «Мэри Поппинс. До свидания» с Анастасией Вертинской в главной роли. Однако музыка уже написана, и главной составляющей была, конечно же, музыка Максима Дунаевского. Каждая песня стала хитом.
günlerinde her akşam diyebilirim ki bu civarda toplanıyorlar. Gölün kenarında panayır var, yeme içme, eğlence. Holy Spirit Kilisesi'nin etrafında konserler, opera, tiyatro, sanatsal etkinlikler vesaire arkadaşlar. Her şeyi bulabilirsiniz. Ama kış geldiğinde tabii ki ne oluyor? İnsanlar sokağa çıkamıyorlar.
birinci kata çıkıyoruz. Birinci kata çıkıyoruz. Bakar mısın şu güzelliğe? Çok güzel mekan ya, bayılıyorum buraya. Ay şapla yavaş. Yavaş çarpmaya bak, ben çok sakarım. Uçarız ikimiz de. Burada yukarı doğru çıkıyoruz. Duvarlarda çiçek motiflerini çok çok fazla görebilirsiniz. Birinci kata bayılıyorum. Birinci kat benim mekanım. Bak 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 bak. Selçuklu motifleri de düşünmüşler. Bakalım bak 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 bak. Bizim köyde bundan oldukça fazla. Abdest İbri. İşte benim mekan burası. Nasip Demir'e bak, ben geldim. Selam. Ben geldim arkadaşlar. Buradan böyle devam ediyorsunuz. Bu hırka Özbek kültürünü yansıtıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu bizim arkadaşın Özbekistan'da aldığı bir, kendine aldığı hediye, öyle söylüyorum artık. Buraları böyle kafasına göre otantik bir şekilde döşemişler. Holotna Vada Dobri Vichir İyi Malenki Gaynar Çay. Çay. İyi Vada. Vada Çay. Da. Çay Malenki. Хорошо. Mekan burası arkadaşlar. Şöyle tekrar bakalım.